Bugünkü Müslümanların ahvali nedir hocam? Tedbirsizlik midir, İşte tevekkülsüzlük müdür? İşte bu konuda biz hem Müslümanız diyoruz ama biz gerçek Müslüman mıyız acaba? Kendimizi yoksa sizin zaviyenizden görmek karışık isterim. Karışık mıyız? Değil nasılız mi? Peki biz? İşte Muhammed, Fatih Mehmet kıyaslayalım diyorsunuz. Güzel görüyorsunuz yani. Böyle yaptığı için Allah ona olmaz diyeni oldurmuş, yardım etmiş. Yardım etmiş. Başka da var böyle. Değil mi efendim? Başka da var. Malazgirt nedir şimdi? Malazgirt filmini çeviriyorlar herhalde. O zaman top yok, bomba yok. Kılıç var sadece, ok var. 50 bin kişi, 250 bin kişiyi yenebilir mi ya? Mantığın bu, sığar mı bu? Nedir o? Biz hep böyleyiz. Müslüman olduğumuzdan beri gerçek dinimizin gerçeklerine böyle dört ele sarılmışız. İşte Malazgirt bunun 50 bin kişiyi Cenab-ı Hakk'ın lütfu 250 bin darmadağın etmiş. Evet yani bu işin sırrı bu yani. Hem bize düşeni yapacağız, canımız Allah'ın yoluna feda olsun. Her biri şehit olmak için. Şimdi de öyle değil mi? Amerika'dan gelen adam maaşlı geliyor. Rusya'dan gelen adam paralı geliyor. Bir gayesi yok ama bizim Mehmetçik Suriye'ye girerken şehit olmaya gidiyor. Allah'a inanıyor. En büyük rütbede Allah'ın kanında şehit. Buna inandığı için Cenab-ı Hak da bugün bakın girdi. Dediğini yaptırdı şimdi yani. Şöyle oldular, böyle oldular. Dediğini yaptırdı yani. Elhamdülillah. Hep kanun bu yani. Ne zaman başarı istiyorsak bu konularda dinimizin, peygamberimizin emirlerini, prensiplerini bileceğiz. Bilmek yetmez. Tam yapacağız. Tam yaptıktan sonra gene Allah'a sığınacağız. Bugün tam tevekkül edeceğiz. Bugün tam yapıyor muyuz hocam? Maalesef tam yapamıyoruz. Onun için başımıza şeyler geliyor. Allah hiçbir zaman kafiri sevmez. Evet. Müslümanını sever. Yani inkar günahkar olsa olsun iman edeni sever Allah. Ama kendi düşeni yapmadığı zaman da biliyorsun nus ile uslanmayan etmeli tekdir. Tekdir ile uslanmayan hakkı kötektir. Sen söyledin bak. Sen söylüyorsun. Yani böyle. Bu bir şey böyle. Ha onun için biz bu böyle arkadaş. Öğrenmezsek başımıza sıkıntılar gelir. Hocam bugün yeterince tedbir almamamızın sebebi bilmediğimiz için mi? Müslümanlar olarak bilimin, ilimin gelişmemesi mi? Yoksa biz biraz konfor düşkünü bireyler mi olduk? İşte efendim? Peygamber Efendimiz diyorsunuz 57 gün uyumamış. Fatih Sultan Mehmet Han 52 gün uyumamış. Ama biz bugün baktığımızda ya bir şeyleri başkalarından bekler hale geldik gibi gözlemliyorum. Bu tabii şimdi benim araştırmalarıma göre Batılılar bizi meydanda yengememişler. Düşünmüşler, ha bunların en büyük gücü imanlarından geliyor. Müslümanlıklarından geliyor. O imanlarını bozalım demişler. Bunun için çalışmışlar. O zamandan beri de çalışıyorlar. Tanzimat'tan daha orada beri. Üfürükçü olmuş. Peygamberimiz hiç oturduğu yerden dua etmemiş öyle. Evet okumak vardır da. Ama önce bir gitmiş oraya ondan sonra dua etmiş. Bunu bilen adam gitmiyor. Bu da artık işi böyle şeye bırakıyor. İşleri böyle istismar edilmiş. Evet onların etkisiyle. Bir de tabii Türkiye'de de biliyorsun bazı şeyler oldu. Şapka yüzünün adam asılmadı mı bu memlekette? Ya şapka çıkarılsa senin kafan içi değişir mi? Giysen değişir mi? Ama bizi öyle yönlendirmişler. Şimdi örtülü şeyler var, insanlar var. Türkiye batıyor mu? Yani bizi ne kadar yanlış yollara sevk etmişler. Tamamen bu bizim karşımızdaki adamların şeyleri, bu bizi bu hale getirme oyunları tarihimize bakarsanız hep onların tabii öyle biz bunun için meydana çıkmıyorlar. Bizden gözükerek işte bakıyorsun hoca onların adamı çıkıyor. Hoca bizim önderimiz, dinimizi öğreneceğimiz, peygamberi öğreneceğimiz adam. Diye ama bir bakıyoruz Allah onların adamıymış. Öyle yok mu yani? Evet işte bizi bozmak için hep onlar böyle çeşitli yerlerden
şey etmişler bizi böyle. İman noktasına mı? Bizi esas yapımız, karakterimiz, benliğimiz konusunda bulandırmışlar. Oradan işte dediğiniz gibi bu işler yarım yamalak olmasının sebebi o. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.